Erken Teşhis programından herkese sağlıklı ve mutlu günler. Bugün göz hakkında konuşacağız. Göz hakkında lazerlerden bahsedeceğiz, kataraktan bahsedeceğiz. Bu yüzden de operatör doktor Lütfi Seyrek hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, keyfiniz yerinde mi? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat bir şekilde akıyor, devam ediyor hocam. Ama nihayetinde dikkatliyiz. Önemliyiz ve tedbir almaya çalışıyoruz. Kesinlikle biz de yine çalışmaya devam ediyoruz. Bir sağlık çalışanı olarak, bir göz hekimi olarak tüm tedbirler kapsamında hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Nihayetinde muayeneleriniz daha yakın temaslarda gerçekleşiyor. Yani bir insanın gözünü kontrol ediyor olmak, daha sonrasında sizin için eyvah acaba korona olduk mu soru işaretini uyandırıyor mu hocam? Aslında hekim olmak bu soru işareti için oluyor. Fakat biz hani hekim olarak bu riski, bu işlemi göze aldığımız için yani hastalarımızın tedavi bir şekilde aksamasın, bunu yürütmeye devam edebilelim diye tüm tedbirler kapsamında hastalarımız ve kendimiz için önlem alarak çalışmaya devam ediyoruz. Muayenemize, ameliyatlara devam ediyoruz. İnsanlara sağlık, sıhhat kazandırmaya devam ediyorsunuz. Bence çok kutsal bir meslek. Her seferinde söylüyorum, her hocama söylüyorum. Bence bundan önce de kahramandınız. Yeni ilan edilmiş olabilirsiniz ama bundan sonra da öyle kalacaksınız. Nihayetinde iki tane en önemli organdan bahsediyoruz. Tanımak, görmek, anlayabilmek için en önemli rol oynayan organlardan bir tanesini seçerken ne düşündünüz hocam? Göz nasıl bir bölüm? Yani bu benim aslında biraz ilginç bir hikayesi var. Ben fakülte hayatım boyunca hep kardiyolog olmak istedim. Aslında hep fakülte hayatım boyunca da ilgimi çeken branş hep oydu. Buna yönelik böyle kitaplar okudum, baktım falan. Biz tıp fakültesini bitirdikten sonra tıpta uzmanlık sınavı adı verilen bir sınava giriyoruz. Bu sınava girdiğimizde çok yakın bir arkadaşımla, sınıf arkadaşımla benzer puan aldık. Konuşurken hangi bölümü tercih edelim acaba diye. O bana hani gözü beraber seçelim dedi ama benim... Yani o güne kadar göz hakkında çok da bir bilgim yok. Hani bu aslında nasıl oluyor, işin inceliği nedir değildir. Onun ısrarıyla ben ilk iki tercihime göz yazdım. Kalan 18 tercihimi yine kardiyoloji seçtim aslında. Ama ondan sonra ilk tercihim geldi ve ben göz hastalıkları uzmanı oldum ki arkadaşım her zaman belirtir. Ben de şu an artık aynı kanıdayım. Yani iyi ki göz hekimi olmuşum. İyi ki bu böyle bir branşta hastalarımıza hizmet verebiliyorum yani şu anda. Çünkü geri dönüşü olmayan hücrelerin tekrar yenilenemediği ve gerçekten görmek en mükemmel duyu hissi. Hani bu duyu hissini hastalara kazandırabilmek bizim için tarif edilmez bir mutluluk yani. Evet, geçenlerde Selda hocamız geldi. Onunla da gözle alakalı konuştuk. Yaklaşık 10 sene boyunca 15 numara gözle gezmiş bir hastası. Daha sonra doktora gittikten sonra görmeye başlayınca bir şaşırmış. Diğer insanlar da böyle mi görüyormuş gerçekten diye. Yani bunun bende de şöyle bir ilginç hikayesi var aslında. Ev arkadaşım, ben göz hekimi olduktan sonra bir kontrole geldi. Üniversitedeyken ev arkadaşımdı kendisi. O güne kadar gözlüğü olduğundan haberdar yok ya da az gördüğünden haberdar yok. O bize göre de biraz dersleri daha kötüydü. Fakülteyi de biraz geç bitirdi. Muayeneye geldiğinde ben buna bir gözlük yazdım ve gördüm. Siz bana döndü, tepkisi oldu. Siz bugüne kadar böyle mi görüyordunuz? Hani ben bu sizin gördüklerinizden haberdar değilim dedi. Herhalde yani gerçekten bu görmeyi hissetmek, o mükemmel görmeyi kazanmak böyle bir şey oluyor yani. Evet değil mi? Bir yerden sonra o hastalar içinde ya neleri kaçırmışız değil mi? Belki gezmeye gidiyor, kız kulesini görecek ama diğerleri daha canlı görürken o biraz daha az görüyor mesela. Kesinlikle yani tabii tedavi ettiğimiz, gözlük verdiğimiz, lazer yaptığımız hastalar ameliyattan sonra ilk tepkileri şu oluyor. Yani bu böyle bir işlem olduğunu bilsem, böyle göreceğimi bilsem çoktan bunu yapardım, yaptırırdım, çoktan bu işlem için başvururdum diyorlar. Çünkü gözlüksüz istediği konforda, istediği netlikte görmeye kavuşabiliyor insan yani. Değil mi? Şimdi o noktaları konuşacağız ama benim merak ettiğim hikayeleriniz de var. Nihayetinde normalde kardiyolog olmak isterken bir anda kendinizi gözün içinde bulmanız aslında ilgi çekici bir hikaye. Nihayetinde tabii kardiyoloji de, kardiyolog da, kalple ilgilenmek de tabii bence ki özellikle kutsal mesleklerden, kutsal bölümlerden bir tanesi ama göz noktasında da genelde hocalarımız diyorlar ki cerrahi her zaman kesin sonuçlar verir. Ya başarmışsınızdır ya da başaramamışsınızdır. Yani göz aslında gerçekten bunun tam karşılığı. Şöyle karşılığı,
Siz mükemmel bir ameliyat yaptım diyebilirsiniz. Ameliyat çok güzel oldu diyebilirsiniz ama hasta çıkınca sizi kontrol eder, dener. Diğer branşlarda bu çok mümkün olmayabilir. Evet. Yani ben girip kalp damarımı açtım deyince nereye açtım diye soramaz ama bizde hasta ertesi gün kontrole geldiğinde bir eliyle gözünü kapatıp direkt karşıya bakıyor. Yani doktor bey ben iyi görüyorum ya da görmüyorum diyor. Onun için hani siz ne kadar mükemmel bir şey yaptıysanız hasta sizi kontrol ediyor ve buna göre sizi değerlendiriyor. O yüzden gerçekten çok objektif bir branştır göz. Ve yaptığımız iş çok ince bir iş olduğu için, yani çok mikro cerrahi olduğu için hiçbir hata kaldırır yeri yoktur. Yani kesinlikle çok dikkatli, özenli, tabii ki bütün işlerde böyle ama maalesef gözde çalıştığımız dokular çok daha mikron düzeyinde olduğu için çok daha dikkatli ve özenli ve tecrübeli olmak gerekiyor bu konuda. Evet, geçenlerde bir arkadaşım ben sürekli gözüm kaşırken dedi ki bana hocam, bu ifadeyi size de sormak istiyorum. Ya göz açık bir yara gibi, niye sürekli kaşıyorsun demişti. Yani nihayetinde vücudumuzun, yüzümüzün tam da ortasında bulunan böyle bir organın tabii ki kirpiklerle, göz kapaklarıyla ya da içerisinde bulunan sıvıyla korunuyor ama bu kadar hassas bir şeyin böyle bu kadar ortada olması, yani açık bir yara gibidir diyebilir miyiz göz için? Yani aslında şöyle ifade edebiliriz. Göz, beynin uzantısı olan bir organdır ve beyni dıştan değerlendirebildiğimiz tek organ aslında göz diyebiliriz. Mesela örnek veriyorum, filmlerde, televizyonlarda ya da herhangi bir yerde görüyorsunuzdur. Hasta bayıldığında, ilk herhangi bir yerde baygın bir hasta bulduğunuzda gözünüzü açıp bir ışık refleksine bakıyoruz. Mesela oradaki ışık refleksi beyindeki sinirlerin çalışıp çalışmadığını, hastada bir beyin ölümü olup olmadığını, buna benzer bir durum olup olmadığı hakkında fikir verir. Onun için göz, hani gerçekten dıştan değerlendirebildiğimiz ve yapılarını kontrol ettiğimizde çok önemli bir organ. Ve gözün ön tarafındaki kornea dediğimiz tabaka, vücutta sinir olarak, beslenme olarak en yoğun sinir ağı olan bir tabakadır. Hani o yüzden de çok önemlidir. Hani kaşımak, ovalamamak aslında bu yüzden çok önemlidir. Çünkü gözde bunun haricinde de bir takım hastalıklara neden olabilir gözü fazla ovalamak. Evet, bunların hepsi kafamızda kocaman bir soru işareti oluşturdu ama nihayetinde ne yapmıyoruz? Gözümüzü böyle hunharca kaşımıyoruz. Gerekiyor. Bunlardan en önemlisi gözün ön tarafındaki saydam tabakanın dikleşmesine neden olan keratokonus adıyla bilinen Latince olarak bir hastalığa neden olur. Bu da hızlı astigmat yükselmesine, görme kaybına, çok ilerleyen evrelerde kornea nakline kadar gidebilecek durumlara neden olabilir. Onun için biz çocukluk çağı alerjilerinde gözünü çok kaşıyan insanlarda tedirgin oluruz. O yüzden göz kaşımamak gerekiyor. Evet, bu çok önemli bir dipnot. Hatta dipnottan ziyade not oldu. Şimdi evet, gözün kusurlarından bahsedeceğiz ama biz daha çok kırılmalardan bugün bahsedeceğiz hocam. Bu kırma kusurları diye tabir ettiğimiz göz problemi nedir? Kırma kusurları temelde uzak görmeyi etkileyen ama bazen yakın görmeyi de etkileyebilen miyopi, hipermetropi, astigmatizma olarak çeşitleri olan durumlardır. Miyopi, biz en çok toplumda miyopiyi görürüz. Toplumumuzda yaklaşık %30 insanda 30-35 oranında kırma kusuru var. Miyopi genellikle hani ailesel olabilir ama genetik temelden ayrı, çocukluk çağında, okul çağında da ortaya çıkabilir ve genelde gözün normalinden daha büyük olmasından, daha uzun olmasından kaynaklanır. Hipermetropi ise gene uzak görmeyi temelde etkiler ama göz normalinden daha küçüktür. Uzunluk olarak daha küçüktür. Bundan kaynaklanır. Astigmatizma dediğimiz problem ise gözün ön tarafındaki saydam tabakanın dikey ve yatay eksenleri arasındaki kırıcılık farkından kaynaklanır. Bu kırıcılık farkından dolayı hastalar saçılarak görür, bulanık görür, dağınık görür. Hastalar çoğu zaman böyle bir şikayette gelir. Gece araba farları parlıyor, ekranlara baktığında yanında bir harf daha var gibi görünüyor. Aslında bunların temel adının hepsi kırma kusurudur. Evet, şimdi toplumda %35, yani 3 kişiden biri miyopi, yani miyop mudur hoca? Yok, aslında cümle biraz araya karıştığı için evet, yanlış oldu. 3 kişiden birinde kırma kusuru vardır kırma aslında. Kırma kusuru vardır. Miyopi, hipermetropi ya da astigmatizma vardır. Ama bunlardan en sık gördüğümüz ise miyopidir. Toplumda en sık olan ve halk arasında da uzağa görememe olarak bilinen kırma kusuru miyopidir en çok görünen. Evet, peki benim anne ve babamda miyop ya da heterometrop olması beni de etkiler mi? Ya da yüzde kaç oranda etkiler? Aslında bunun bir genetik temeli var. Birinci derece yakınlarınızda, annenizde, babanızda bir kırma kusuru varsa, bir miyop varsa sizde de bu miyopi olabilme ihtimali vardır. Tabii genetik etkenlerin olduğu miyopilerde biraz daha miyoplar yüksek derece. Böyle 6 numaranın üzerindeki miyoplarda daha çok genetik temel aktarılıyor.
Diğerlerinin çoğu okul çağında başlayan basit miyopi dediğimiz böyle düşük gözlük numaraları olan uzağı net göremeyen hastalar oluyor. Hocam bir de kırma kusurlarından konuşuyoruz ama bunu muhakkak benim sormam lazım. Renkli gözlü olmak bir göz kusuru mudur? Aslında değildir. Şöyle renkli gözlü olmak gözün iris dediğimiz bir tabakası vardır. Gözün rengi bundan kaynaklanır. Bunun temeldeki pigmentasyon rengi aslında kahverengidir. Renkli gözlü olan insanlarda bu pigmentasyon yeteri kadar yoktur. Yeşil, mavi, aslında pigmentasyon tam ilerlediği zaman bu pigmentasyon kahverengiye dönüyor. Ama açık renkli göz açık renkli olanlarda, insanlarda pigmentasyon tam tamamlanmıyor. Bir dezavantajı var mı? Yok aslında. Ama gözün içine giren ışık miktarı diğer hastalara göre, diğer koyu renkli irisi olanlara göre daha fazla oluyor. Erken yaşta katarakt ya da ileri yaşlarda görülebilen sarı nokta hastalığı bu insanlarda biraz daha fazla olabilir. Ama bu bir kusur ya da bir hastalık değil aslında. Evet, bu çok önemli bir açıklamaydı. Çünkü bu programı yapmadan önce bir arkadaşımla beraber, hatta renkli gözlü bir arkadaşımla beraber bu meseleyi konuşuyorduk. Ben de diyordum ki gösteriş mi daha önemli yoksa sağlık mı? Yani, o yüzden kahverengi aslında doğal olan gösteriş güzel olabilir yani. Değil mi? Peki kırma kusurlarından o halde devam edelim. Hocam nihayetinde toplumun birçoğunda ya da büyük bir kısmında bu kırma kusurlarından bahsediyoruz. Ve nihayetinde bir 100 yıl önceye kadar bunların tedavileri çok azdı ya da merceklerle satılıyordu. Şimdiki durum nedir? Yani temelde bize başvuran hastalar için de her zaman için ilk yapacağımız hastanın muayenesini yapıp gözlük vermektir. Tabii bu yaş aralığına göre yapacağımız tedaviler değişmektedir. Örnek veriyorum, 15 yaş altında gelen başvuran hastalarımızda, çocuklarımızda gözlük vererek belli bir yaşa kadar gözlükle takip ediyoruz. 15 yaşından sonra hasta kişisel hijyenine dikkat edebilecekse, kontak lens kullanabilecekse, temizliğine dikkat edebilecekse kontak lens verebiliriz. 18 yaşından sonra ise bu halk arasında göz çizme olarak bilinen Excimer lazer olarak adlandırdığımız özel bir tedavi yöntemi var. Ve bu şekilde hastaları gözlükten kurtarabiliyoruz. Bu Excimer lazer tedavisi temelde uzağı düzelten bir tedavidir. Ortalama yaş aralığı 18-45 yaş aralığındaki hastalara uygulanmaktadır. Şimdi lazer böyle daha da açarak konuşacağız hocam ama ondan önce benim kırma kusurlarıyla alakalı sormak istediğim birkaç soru daha var. Onlar da şunlar. Şimdi diyelim ki bende bir kırma kusuru var. Yani gözüm miyopi ya da heterometropi. Bir görme problemi yaşıyorum ama çok da farkında değilim. 16-17 ya da ilkokul çağlarında başlamış ve ilerlemeye devam etmiş. İlk önce soru burada. Neden ilerliyor bu? Yani göz numarası dediğimiz şey tam olarak aslında ne ve niye düşüyor, alçalıyor? Aslında şöyle yanlışları da düzeltelim bu soruyla beraber. Miyopi az önce de bahsettiğim gibi temelde gözün normalinden ön arka uzunluğunun fazla olmasından kaynaklanır. Ama gözdeki kırıcı ortamlar sadece bu değildir. Göz belli ortamlardan oluşarak gelir. Ön tarafında kornea dediğimiz saydam tabakanın kırıcılığı, orta tarafında göz içi mercekteki kırıcılıktaki farklılıklar ve gözün çapının uzun olması temelde görme bozukluklarına neden olur. Göz uzun olursa miyopiye, kısa olursa ise hipermetropiye neden olmaktadır. Yine eksenler arasındaki kırıcılık farkı astigmatizmaya neden olur. Şöyle bir yanlış anlayış, şöyle bir yanlış durum var. Mesela halk arasında ya doktor bey ben gittim bana gözlük verdiler ve gözlük numaram ilerledi. Ya da ben gözlüğümü takmasam gözlük numaram geriler. Aslında bu temelde yanlış olan bir faktör. Şöyle aslında gözlük takmak gözlük numarasını ilerletmez. Aynı şekilde gözlük takmak gözlük numarasını tedavi de etmez. Yani gözlük sizin sadece net görmenizi sağlayacak bir araçtır temelde. Hasta mesela günlük hayatında örnek veriyorum 0-50 numara bir gözlüğe ihtiyacı var ve bundan mutsuz değil. O zaman hastaya kesin gözlük vermek zorunda değiliz aslında. Hastaya evet. Gözlük vermemek numarayı bozmuyor. Şimdi numarayı bozmuyor dedik ki burada kaldık.